Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halim Altan Kinkav, zaten artık tanıdınız beni. Evet, bana hep yorum yapıyorsunuz. Birkaç günden beri de yorumlar geliyor. Bu sefer dendi ki, 2-3 günden beri saç kesimi paylaşmıyorum. Onlar daha sonra gelecek. Şimdilik bu sefer çıraklara yönelik bir video çekeceğim. Zaten uzun da sürmeyecek. Çıraklar için ne çekeceğim bu seferki videomda? Hemen söyleyeyim. Penuarlar, yani şunlar var ya, müşterinin üstünü örttüğünüz örtüler ve havluları nasıl kaplayacağınız. Bu seferki videom bunlarla olacak. Zaten kısa bir video olacak. Ama videoya geçmeden önce lütfen, bende öyle sağ sol yukarı yok maalesef, ben onu bilmiyorum. O yüzden kanalıma abone olursanız, bana yorum yaparsanız, like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan halim.altankinkav olarak takip edebilir ve bu benim şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kinkav Official var. O da benim iş yeri hesabım. Orada saç kesimleri falan filan, onların fotoğraflarını paylaşıyorum. Bana oradan yazarsanız çok memnun olurum. Buraya da yorum da yazabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa da sorabilirsiniz. Ben hepinizi cevaplıyorum zaten. Bir de TikTok'tayım da. Halim Altan Kinkav 1925 olarak yazarsanız oradan da beni takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Şimdi ben bu katlama işini nasıl yapacağım onu bir çözmemiz lazım önce. Çünkü şimdi video burada. Ben bunun boyunu biraz düşürsem acaba olur mu ki? Mesela şöyle aşağılara doğru çeksek. Mesela böyle yapsam. Bakayım ha, bence böyle gayet güzel. Şimdi bizim berberler. Hatta ben şunu şöyle de yukarı böyle birazcık kaldırayım. Şöyle. Şimdi bizimkinler genelde bu örtüleri, bunları, bu çok kötü oldu değil mi? Durun. Şunu birazcık açayım. Şöyle yapalım. Bunu normalde genelde katlamayı sevmezler yani. Aynen şöyle bir şey yaparlar. Böyle kaldır. Böyle. Buraya bu şekilde böyle atıyorlar. Böyle atıyorlar. Halbuki bu penuar önemli bir şey. Yani bu böyle atılmaz. Bu ne böyle? Bu olay böyle yapılmaz. Yani böyle havlaç pamuğu gibi yapılmaz. Çıraklar, size söylüyorum. Şimdi bunları nasıl katlayacağınızı gösteriyorum. Birincisi, şuradan bunu böyle aldınız. Hatta ben böyle uzaklaşırsam görür müsünüz? Dur. Şunu şöyle aşağı doğru eğdirirsem sanırım görecek gibi oluyorsunuz. Şimdi ben de böyle uzağa gidersem bunu böyle aldınız. Sizde bundan olabilir veya başka birinden olabilir, fark etmez. Bu iki kanattan tuttunuz bunu. Havaya böyle atın. Ortadan böyle aldınız. Bakın. Ne kadar düzgün duruyor. Farkında mısınız? Bak, tek hamlede. Açın sonra bunu. Buradan böyle. Buradan bir katlayın. Ondan sonra baş parmağınızla. Buradan bunu böyle çekin. Şöyle bir vurun. Bunu böyle yapın ki içinde kıllar varsa kıllar gitsin. Sonra bunu tekrar kapatın. Bakın. Oldu. Sonra hop, bir daha böyle, bir daha ve ondan sonra bunu böyle içe doğru kıvırın ve şu şekilde oldu. Tertemiz. Bundan sonra bunu böyle yerine tekrar koyarsınız. Diyelim ki bunu yaptınız ve yapamıyorsunuz. Çok zor geldi, yapamadınız. O zaman ne yapacaksınız? Bunu manuel olarak yapın. Yani gene bu işlemi buradan yapın. Ondan sonra ben şöyle koltuğa doğru çevireyim bunu. Şöyle. Ondan sonra bunu böyle burada alın. Şöyle bir ortamda katlayın. Mesela durun, orayı görmüyorsunuz zaten. Şöyle yapın. Mesela bunu böyle hallettiniz. Burayı böyle ayarladık. Hiçbir şey yapamıyorsanız böyle katlayın. Öğrenene kadar böyle yapın. Bunu burada böyle katlayın. Atın bunun üzerine. Ondan sonra burada böyle. Sonra bir tane daha çekin. Ardına bir tane daha. Ve bakın, katlanmış şekilde oldu. Gördünüz mü? Şimdi bir daha kaldırayım ben burayı. Ben tekrar karşıya geçeceğim. Tekrar göstereceğim. Aldınız. Penuarı başından. İki taraftan, ortadan ayırdınız. Böyle. Ondan sonra şu iki köşelerden
Bakın bu köşelerden böyle alın. Bir çırpın. Sonra tekrar böyle alın. Bir. İki. Bu kadar. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Kare bir şekilde. Hem yer kaplamaz hem de tertemiz olur. Bakın dümdüz duruyor, gördünüz mü? Bence çok iyi. Hem yer de kaplamaz. Bakın böyle aldığınız zaman, yerine koyduğunuz zaman. Şimdi şu görüntü sizce nasıl? Bence muhteşem. Bir de az önceki görüntü nasıldı? Rezalet. Şimdi gelelim havlu katlamaya. Evet. Havlu katlamaya gelelim. Hatta ben sizi şöyle biraz geriye alayım. Kamerayı. Şöyle. Tamam. Şimdi gençler. Ben havlularımı rulo şeklinde katlıyorum. Nasıl rulo? Bunu buradan aldınız. Şöyle çevireyim ben size. Şöyle alıyorsunuz ya. Buradan böyle katladınız bunu. Bazı berberler böyle koyabilir. Böyle katlayabilir. Şu pozisyonda. Kimileri gene bunu böyle yapıp bu şekil böyle de katlayabilir. Ama ben böyle yapmıyorum. Çünkü neden? Benim burada yerim var. Burası ruloluk. Rulo nasıl yapılıyor? Köşelerden aldınız. Tekrar katladınız bunu. Böyle. Bir daha ondan sonra hamur yoğurur gibi bakın buradan böyle yaparak şöyle yaparak bakın mis gibi oldu değil mi? Ondan sonra da yerine yerleştiriyorsunuz. Tekrar göstereyim ruloyu. Böyle açtınız. Buradan kapattınız. Ondan sonra tekrar diyelim ki rulo yapmayı bilmiyorsunuz. Böyle yaptınız ya. Ondan sonra düz zemin üzerinde böyle yapıp içe doğru kıvırmanız lazım. Bakın fark ediyorsunuz. Bella yazısını hep burada bırakıyorum. İçeride kalmıyor. Ondan sonra tekrar yerine bu şekilde koyuyorsunuz. Havlu katlamanı pek gel. Yani havlu katlamayı şuradan yapmayın. Bazıları buradan katlar. Buradan katlar. Havlu böyle katlanılmaz. Havlu bu köşelerden katlanır. Böyle yaparak ondan sonra da rulo şekline getirerek bu kadar. Havlu katlamayı öğrenmişsinizdir umarım. Gösterdim. 1 2 aşağıyı böyle. Ondan sonra rulo olarak böyle yaparak 3 adımda falan zaten bitiyor. Hadi bunu da yapalım. Açtık. 1 2 3 3 hamlede şu hale geldi. Ondan sonra buradan da sıkıştırarak burayı böyle katlarsanız olay bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi bence bitti. Bana sormak istedikleriniz olursa dediğim gibi kanalımdan ister buradaki yorumlardan isterseniz hop düşme. Şurayı şöyle kapatalım şimdi oradan bir de telif yemeyelim ha. Değil mi? İster bana oradan yazarsınız. İster yorumlardan ister Instagram'dan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. 9 dakika.